Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda Dolar-TL kurunu mercek altına alacağız. Dolar-TL kurunda bizler için önemli olacak seviyeleri sizlerle birlikte burada bulmaya çalışacağız. Öncelikle Dolar-TL kuruna başlamadan önce dolar endeksine bir bakalım. Dolar endeksinde sıkışma artık dip bölgelere kadar geldi. Buradaki takibimiz hala devam ediyor. Bunun sebebi arkadaşlar buradaki bir kırılım. Dolar-TL kurunda da sert yukarı yönlü atakları bizlere getirebilir. O yüzden buradaki dolar endeksi de takibimizde olacak. Aylık bazda dolar endeksine baktığımız zaman sıkışmanın aşağıda 91.40, yukarıda da 92.60 seviyesi civarlarında gerçekleştiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bu kırılım yukarı yönlü patlarsa Dolar-TL kuru da tekrardan dünya genelinde güç kazanmaya başlayacaktır arkadaşlar. O yüzden bu endekste de artık dolar endeksinde de artık dip seviyelere geldiğimizi söyleyebiliriz. Buradan bir dönüş Dolar-TL kurunu tekrardan yukarı yönlü seviyelere doğru götürebilir. Dolar kurundaki arkadaşlara buradan nacizane önerimizi de yapalım arkadaşlar. Buradaki kırılım tekrardan dolar endeksinin güçlenmesine sebebiyet verecektir. O yüzden dolar endeksi sıkı takibimizde. Evet, dolar-tl kuruna geçelim. Dolar-tl kurunda bizler için kritik önemli seviyeler hangi seviyelerde? Bunları tekrardan bir check edelim. Dolar-tl kurunda baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Fakat bunun için bir şartımız var arkadaşlar. Özellikle stokastik indikatörüne baktığımızda al sinyalimiz hala devam etmekte yukarı yönlü. Bu indikatör de takibimizde olacak. Dolar-TL kurunda özellikle dolar tarafının güçlü kalabilmesi için arkadaşlar olmazsa olmaz desteğimiz 7.91 şuradaki destek noktası. Bu destek üzerinde Dolar-TL'nin yukarı yönlü hareketlerini devam etmesi Dolar-TL'yi güçlü kılacak ve yukarı yönlü hareketlerde 8.05 kanalı ilk etapta takipte kalacağımız bir kanal aralığımız olacak. 8.05 üzerinde de gene takipte kalmamız gereken önemli bir kanalımız 8.18 kanalı ve bütün bunların kırılmasıyla birlikte ana hedef noktası 8.33'te bulunan bölge olarak Dolar-TL kurunda özellikle takipte kalmamız gereken bir seviye olarak gözükmekte. Tabi bunun için şartımız 7.91 seviyesi önemli bir destek arkadaşlar. Burası da gün geçtikçe güçlenmeye başladı. Bugün iki kez bu destek test edildi. Fakat saat 23 itibariyle de bu destek hala kırılmış değil. Buradan gene bir alımlar gelmekte arkadaşlar. Kötü senaryomuzda 7.91 seviyesindeki desteğimizin kırılması olur. Eğer bu destek aşağı yönlü kırılırsa da arkadaşlar aşağıda bizler için 7.65 seviyesinde bulunan düşüş destek bölgesi önemli takibimize girecek bir bölge olarak göze çarpmakta. O yüzden bizler bu destek ve direnç bölgelerini takipte kalacağız ki herhangi bir sıkıntıya uğramayalım. Dediğim gibi dolarda artık yıl sonuna kadar kanal hareketleri önemli olacak. Özellikle Dolar-TL'nin belli bir seviyeye oturabilmesi için, dengelenebilmesi için bu kanal hareketleri içerisindeki hareketlerle yıl sonuna kadar sık sık karşılaşacağız şeklindeki yorumumuzu sürdürebiliriz. Heyecana kapılmaya gerek yok. Özellikle dolar endeksi takibimizde olacak. Bu endeksin yukarıya kırılmasıyla birlikte dolar tarafında özellikle parite kısmında olan arkadaşların da sterlin ve euro paritesinde olan arkadaşların da bir miktar pozisyonlarını azaltmasında fayda var. Ben de sizler için dolar endeksini zaten takip ediyorum arkadaşlar. Buradan herhangi bir kırılım geldiği vakit sizleri buradan kanalımdan uyaracağım zaten. Teknik olarak bu seviyeleri takipte kalıyoruz. Merkez Bankası'nın özellikle bu hafta haftalık repo
fonlaması özellikle takibimizde olacak. Bunu da yakından takipte kalacağız arkadaşlar. Bu fonlamayla birlikte piyasaların ne kadar geri çekilebileceğini sizlerle birlikte görmemiz lazım ki bunun piyasaya etkisinin nasıl olabileceği yönündeki tahminlerimizi gerçekleştirebilelim. 7.91 özellikle bizler için bu hafta çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi bu 7.91 üzerindeki her kalış, kapanış doları yukarı yönlü daha da kuvvetlendireceğinden dolayı 7.91'e dikkat. Ayrıca verdiğim destek ve direnç noktalarını bir yere not alın. Bu şekilde takipte bulunun ki yarın öbür gün zor durumlarda kalmayasınız. Pozisyonlarınızı ona göre kısa ve uzun pozisyon şeklinde kanal aralıklarında değerlendirebilirsiniz. Unutmayın ki yukarı yönlü pozisyonlarda kazanacağınız gibi aşağı yönlü pozisyonlarda da dolar bazlı kazancınızı arttırabilirsiniz. Psikolojik olarak kendinizi hep yukarıya yönlü şartlamayın. Aşağı yönlü kazançlardan da bir şeyler kapmaya çalışın derim ben Başkan 35 olarak. Nacizane fikrim. Bu piyasada yukarı yönlü hareketler olabileceği gibi ani aşağı yönlü hareketler de her zaman olacaktır. Özellikle panik hareketlerden ve panik satışlardan kaçınmanız sizler için uygun olacaktır arkadaşlar. Bu önerilerimiz de bir yerlerde dinlerseniz sizin kazancınıza olacaktır diye düşünmekteyim. Evet, bu videomuzda bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma bir beğeni atmayı unutmaz ve kanalıma abone